aile tablosunun eksik parçalarını yavaş yavaş tamamlayacağız. Nesibe nerede? Bir de şu da çalışmıyor Sevcan. Nesibe, Nesibe'cim. Şimdi telefonumuzda kim var biliyor musun? Baban. Kim? Baban. Refik Bey günaydın efendim. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Kızınız sizi hayırlı, şu an... Hayırlı cumalarda Allah bana çok güzel bir kayıt verdi. Ay, çok Allah... mutluyum. Çok sevinçliyim. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Hepimizden efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kızınızı gördünüz. Ne hissettiniz? Allah bana bu dünyada hediyelerin en güzelini bahşetti. Milyarlar, milyarlar, trilyonlar olsa bu kadar mutlu olamazdım yani. Ay. İknur için de çok üzüldüm. İknur'un namına da çok sevindim. Ayaklarına, ellerine, gözlerine, diline sağlık. İknur kızıma da Allah bin kere razı olsun bana evladımı gösterdiği için, bulduğu için. Kızımı gördüm. Dünyalar benim oldu. Şimdi ölsem de gözlerim açık gitmez. Hem kızınızı buldunuz hem iki tane torununuz var. Bir birine de hamile. Allah tamamını erdirsin inşallah. Dünyanın en zengin insanı benim Müge Hanım. Ay ne kadar güzel. Dünyanın en zengin insanı benim. Evet. Onlar benim daha bitirmeyecek servetim onlar benim. Torunlarımı da görmek isterim. Kızım müsaade ederse torunlarımı da görmek isterim. Allah ayırmasın inşallah. Sağ ol. Allah bin kere razı olsun. Hepimizden. Nesibe'cim babam. Nesibem çok güzelmiş. Ay. Aynı bebeklikteki gibi. Çok güzelmiş. Görür görmez zaten benim kızım dedim ben. Hani kanım çekti bir dakikada. Ay canım. Nesibe'cim baban duyuyor seni. Ben de seni görmek isterim. Evet. Ben de seni görmek isterim. Çok isterim hem de. Müge kızım abla. Beni duyuyor musun? Duyuyor. Senden ricam. Kızım. Efendim. Seni böyle görmek. Efendim. Beni dünyanın en bahtiyar insanı etti. Çünkü ben o ailenin ayakları yıkanacak suyu içilecek insanlar içinde büyüdüğün için hepsine ayrı ayrı cani gönülden teşekkür ederim. Allah onlara cenneti nasip etsin ya Rabbi. Fakat duygular ne kadar güzel anlatıyor beyefendi evet. Yani. Ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Ben ablamı görmek istiyorum. En kısa zamanda Müge Hanım. Babamı da isterim yanıma. Ben gelemiyorum çünkü. Hamilelikten dolayı biliyorsunuz. Sizden rica ediyorum. Bugün... Çıkıp gelsinler yanıma. Kucaklamak istiyorum artık yani. Tabii ki ablam da isterse. Babam İstemez da isterse. İstemem mi? İstemem. İstemesen burada ne işin var? İstemem mi? Benim bir kızım var Nesibe. 13 kucaklamak yaşında. Kucaklamak isterim yani. 33 yıl kolay değil. 33 yıl sonra kucaklamak. Nesibe'cim. Ben seni... hep hayal ediyordum çocukluğumdan beri ama seni kızımda yaşatıyorum. Kızımın ismi Nesibe. Öyle mi? Evet. Ve sana çok benziyor yani benzetiyorum. Bilmiyorum. Ay Nesibe bak ben kızının adına senin adını koymuş. Ablan. Bir yeğenim var Nesibe adaşın. O da çok bekliyor. Adaşım olacak, teyzem olacak, gelecek. Ben de gelecek. Çok mutlu oldum. 19 yaşında oğlu da var. İsterim, 15 yaşında bir oğlum yani. Var. Nesibe bunları düşünüyor Maşallah. Muydun? Şimdi sen tabii hani biliyorsun aileye sonradan dahil olduğunu, büyüdüğün aileye. Hani böyle bir ablam var, bak kızının evet. adını bile benim adımı koymuş falan. Bunları ümit ediyor muydun? Yok böyle ümit etmiyordum ama Müge Hanım ben yani ablamı çok istiyordum. Yani bilmiyorum hep bulmak istedim ama elimde delil olmadığı için inan ki bulamadım. Yoksa çok istedim.
ablama falan çok paylaştım. Ablamı teşke bulabilsem de kucaklayabilsem dedim ama bugüne kısmetmiş artık. Olsun, ablan seni buldu bak. Gitmek ister misin kardeşine? Tabii ki istemem. He? Mi? Tabii ki. Kızın nerede? Kızım İzmir'de. Kızın İzmir'de. Evet. Tamam, Refik Bey. Ben. Kızınızı kucaklamak ister misiniz? İstemem mi? Ne demek ya? Dünyalar benim olur. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Gel. Şimdi ben kız kardeşini Kahramanmaraş'a doğru yola çıkartıyorum o zaman. Evet. Oğlum Mesule, bekle bizi. Refik Bey nerede acaba? İzmir'de. O da İzmir'de, baba da İzmir'de. He. Ya bu arada gerçekten ben onu yetiştiren annenin bir kez daha ellerinden öpüyorum. Gerçekten yani Allah bin kere razı olsun. Yani Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Gerçekten hani ben Nesibe'yi kaybettiğim için çok üzgündüm ama sizin gibi bir ailenin yanında olduğu için de çok mutluyum. Gerçekten iyi bir yerde yani. O yüzden teşekkür ederim, hani dağıtım. Bu da çok önemliydi. Evet. Evet. Teşekkürler, bekleriz. En kısa zamanda bekliyoruz İnşallah buraya sizi. Ama onu şimdi gönderiyoruz. Ama efendim tabii bu resmin bir parçası eksik. Her ne kadar Nesibe annesine kırgın ve kızgın olduğunu söylese de, ben görüşmek istemiyorum dese de, ben ona da hak veriyorum şu anda şimdi, evet. 33 yıl sonra böyle söylemesine. Ama İlknur diyor ki annemizi de bulalım. Çünkü İlknur çok aklı başına davranıyor. Bakın farkındaysanız. Ben buraya çıkarken acaba onun düzenini bozar mıyım diye korktum. Ama ya bana ihtiyacı varsa duygusu daha ağır basıyor. Ve doğru olan da buydu. Ya sana ihtiyacı evet. olsaydı. Evet. Tamam, yok, evlenmiş, yuvasını kurmuş, onu kucaklayan bir aile yuvası var ama hani o duygusal ihtiyaç hiç bitmez ama en azından madden, değil mi? Yani çevresel anlamda iyi olduğunu gördük. Hepimiz çok sevindik. Aksi evet. de olabilirdi. Evet. Allah'a şükür yok. Belki annenin de size ihtiyacı var. Yani o annelik yapamamış olabilir ama bu sizin evlatlık yapmayacağınız anlamına gelmez. Ben annemin izlediğini biliyorum, inanıyorum. İçimdeki hisle hareket ediyorum. Buradan anneme sesleniyorum. Ona hiçbir şey sormayacağım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Ne oldu, ne yaşandı bizi ilgilendirmiyor. Aslında ilgilendiriyor ama ilgilendirmiyor. Sormayacağım. Onun geçerli bir sebebi vardır. Babamın geçerli bir sebebi vardır. Biz bu saatten sonrasına bakalım. Gelmek istiyorsa başımın üstünde yeri var. O benim anne. Hiçbir şey sormayacağım. Kızmayacağım, gücenmeyeceğim, darılmayacağım. Sadece gelsin. Gelsin. Bize annelik yapamadı. Ama bu saatten sonra yanımızda olsun. Belki anneannelik yapar. Yani torunlarına anneannelik yapsın. Bize annelik yapamadı, onları büyütsün. Yani ben bekliyorum, gelsin, kızacağımızı düşünmesin. Ben kızmayacağım, kendi adıma konuşuyorum. Hiçbir şey sormayacağım. Geldiği gün benim annemdir. O gün benim annem olarak başlayacak. Ben yeniden doğmuş olacağım. Öyle yani. Ben Fatma gelsin. Nohutlu Sevda olarak mı tanınıyorum? Takma adı Sevda. Sevda, evet. Fatma Nohutlu, Fatoş. Ben de bizi izlediğini tahmin ediyorum. Yani İzliyor. Şimdi artık hani bütün herkes arıyor, izliyor falan da anne niye izlemesin? İzliyor. Üstelik başka kardeşleriniz. Sen anneni bulduğunda var mıydı başka kardeşlerin? Annemin 5 tane çocuğu vardı. En küçüğünün kalbi delik olduğunu söyledi. Onunla uğraştığını. Daha 5 tane daha kardeşiniz var yani. Yani kardeşimiz var. Evet. Ben anneme sadece neden kızdım? Anneme bunu telefonda da söyledim. Anne 5 tane doğurdun, bir taneye mi sahip çıkamadın dedim. Anneme tek kızgınlığım buydu. Nesibe'yi vermeyecekti. Vermeyecekti. Babam bana nasıl sahip çıktı, beni tek başına büyüttüyse annem de Nesibe'ye bakabilirdi. Yani ne yapıyorsa yapsın Nesibe için yapacaktı. Nesibe'yi bırakmayacaktı. Senin annenin aslında Nesibe'nin de kızgınlığı beni buraya verdi ve biz hiç ev yer yurt değiştirmedik ki. Bu kadar yıl içinde niye gelip hiç bana bir nasılsın demedi i̇şte diyor. Belki ben ulaşamasaydım biz Nesibe'yi öldü biliyorduk. Çünkü annem Nesibe hastalandı, öldü demiş babama. Ne zaman ben konuştum annem bana doğruları söyledi. Ben dedi babanı kandırdım. Nesibe hastalandı, öldü dedim. Ama ben Kahramanmaraş'ta fırıncının birine verdim Nesibe'yi dedi bana. Bu kadar çoluklar doğuyor, sonra çocuklar doğuyor değil mi? Bunlar yiyenler, yani kuzenler, şunlar bunlar, böyle yalan olur mu yani? Evet, annemle konuşamasaydım, hiç ulaşamasaydım biz Nesibe'yi öldü bilecektik. Söylemeseydi. Ve işin size enteresan bir yanı daha söyleyeyim. Fatma Hanım'la
Eşi hala da resmi nikahla evli görünüyormuş. Evet. Yani Nesibe de şimdi bunu burada öğrenecektir. Nesibe hala annenle baban resmi nikahla evli. Evli annemle babam hala. Yani onun da kimlikteki adı Fatma Nohutlu. Nasıl evet. bulunmuyor o zaman? Fatma evet. Nohutlu. Nasıl bulunmuyor o zaman? O da daha sonra demek ki başka biri ya da birileriyle beraberlik yaşadı. Beş tane daha da kardeşin varmış. Senin bu ailede de üç kardeşin mi var yetiştiğin ailede Nesibe? Üç. Evet. Üç. İlknur dört. Kardeşim abim var. İlknur dört, beş tane de daha. Evet. Dokuz tane kardeşin var yani hayatım. Maşallah maşallah. Yılbaşı hediyesi. Paketten aynen. 9 kardeş çıktı yani. Siz beni doğum günümde aradınız 5 Aralık'ta. Evet. Öyle mi? Evet, bana doğum günü sürprizi oldu. Ay çok sevindim. Yani buraya gelirken de dedim inşallah bulunacak. Sana da doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi oldu. Çok güzel bir şey ya. Bilmiyorum. Hani en zor olan buydu. Yani hayalimdeydi sadece hani acaba. Ama gerçekten. Tamam o zaman şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Fatma Nohutçu da efendim bizi izliyorsa ki ben yayını takip ettiğine inanıyorum. Evet. Fatma Hanım, İlknur Hanım çok güzel anlattı. Artık herkes evlenmiş, barklanmış, koca yetişkin çocukları olmuş. O kadar güzel ki İlknur'un şimdi oğlu burada koca delikanlı yani görseniz kardeş sanırsınız. İlknur diyor ki ben ona bir şey söylemeyeceğim. Ben sadece annemi kucaklamak istiyorum. Evet. Bana ihtiyacı var mı? Yani siz onu arayıp benim ihtiyacım yok size deseniz bile belki İlknur'un rahat edecek içi. Yani evet. İlknur'un kafasında bir sürü soru işaretleri var. Ben anlıyorum. Annemin bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Onun bana ihtiyacı var. Şimdi hani önceden benim ona ihtiyacım vardı ama artık onun bana ihtiyacı var biliyorum. O benim yanımda olamadı ama ben onun yanında olacağım. Gelsin. Peki sana kim baktı İlknur? Babam. Peki babam evlenmedi bir daha. Babam evlenmedi. Hani bir üvey anne falan böyle şeyleri var mıydı? Getirdi. Bir evlilik yapacaktı ama babam boşanmadığı için evliliği olmadı, ayrıldı. İlişkileri oldu. Ama tabii beni hep hani ön planda tuttu. Babaannen mi baktı, halan mı baktı? Anneannem baktı. Yani bizim ailemiz çok karışık aslında. Annem de anneannemin öz kızı değil. Evlatlık. Annem de evlatlık. Onu da anneanne dediğimiz kişi büyütüyor ama biz hiç üveylik sezmedik. Bunları büyüdüğümüzde öğrendik. Teyzem baktı. Teyzem de öz değil. Nasıl yani? Yani, anneannem rahmetli. İşte annesi babası ölen çocukları topluyor. Akraba çocukları bunlar ama bir tek teyze dediğim o öz değil. Hepsi akraba çocukları, annesiz babası olanları anneannem kendisi büyütüyor. Okutuyor. Bunları kardeş gibi büyütüyor. Tabii biz... Kaç çocuktan bahsediyoruz? İki teyzem var, bir dayım var, bir de annem. 4 çocuk. Bunları büyütüyor. Tabii teyze biliyorum. Teyzem baktı, anneannem baktı. Babam çalışıyordu, babam baktı. Yani ama babamın tarafından çok bakan olmadı. Annemin tarafından daha çok bakan oldu üvey oldukları Allah halde. Allah. Nesibe duyuyor musun? Evet duyuyorum. Yani şoktayım şu an. Ben de. Yani anneanne dediğin kişi evlat ediniyor işte senin, anneni. Sonra evet. Annen kaçıp gidince tabii o da onunla bağlantısı geçiyor. Sonra seni bırakıyor ardından sana bakıyor. Öteki evlat edindiği teyze yine sana kol kanat geriyor. Yani genel olarak babam baktı ama onların yanında da kaldım. Tabii yani hani bir kadın da lazım yani bir anne figürü lazım. Hala görüşüyorum. Teyzenle görüşüyorsun evet, annen görüşürüm. Yok ortada. Annem yok. Ben senin anneni çok merak ettim. Ben de çok merak ediyorum. Yani kalbini merak ediyorum. Hislerini merak ediyorum. Fatma Hanım bak benim bu kadar merak etmem bir şey iyi değil. Bak ben seni aramayayım sen beni bul. Yani. Gerçekten merak ettim. Ne kadar enteresan bir iş. Ki annem Nesibe'nin nerede olduğunu biliyor. Benim nerede olduğumu biliyor. Hani... Aslında en bilgi sahibi olan annen evet, tabii ikinizin evet. hakkında. Neden? Hadi beni aramadı Nesibe ona çok yakın. Benden daha yakın. Peki annen sen telefonla konuştuğunda neredeydi? Diyarbakır Bismil'deydi. Diyarbakır Bismil'de yaşıyordu evet. O 5 çocuğuyla. Evet. Ama okullar açılınca Mersin'e taşınacağız demişti bana. Şu an hani tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten numarayı aradığımda kimse çıkmadı. Çıkan kişi benimle alay etti.
Sonra ben de bir daha aramadım. Numarayı kaybettim zaten. Gitti öyle. Diyarbakır ya da Mersin'de en son. Ama sen de en son konuştuğunda kaç yıl evvel? 18. 18 yıl evvel Diyarbakır, Bismil'deyim. Okullar açılınca Mersin'e gideceğim dedi. Evet. 5 tane çocuğu var. Fatma Nohutçu. Nohutlu. Nohutlu. Fatma Hanım, ya kim bilir onun da ne sıkıntısı var bilmiyoruz ki. Belki ya psikolojik sıkıntısı var, göre... belki bir hayat sıkıntısı var. Bir şey vardır herhalde, hani bu kadar da değil mi? Vardır ama en azından bir telefon bağlantısı yapabilir gelmek istemiyorsa da ya da peki, gelmiyorsa da. Senin annen de şimdi evlat edinilmiş ya, senin annenin gerçek anne babası kimmiş, onu niye bırakmışlar? Onlar ölmüş veremden. Bırakmamışlar, veremden ölmüş. Hadi canım. Evet, annemin annesi babası gerçek ölmüş. Ama tam bu şey eskiden yalan rüzgarı falan vardı, Brezilya dizileri falan onun gibi oldu. Annesi babası veremden ölüyor, kız kalıyor, onu anneanne büyütüyor. Anneanne onların diğer akrabaların çocuklarını da alıyor. Evet. Sonra anneanne de üvey, teyze bildiğin de üvey. Evet. Dayı bildiğin de üvey. Diğer teyzem üvey ama dediğim gibi hiç üveylik hissetmedik. Teyzem hala gelir gider, ben giderim, ararlar, konuşuruz. Yani ben hayatım, severim. Zaten özlük üveylik lafına ben karşıyım. Evet. Yani ne babalar var babalık yapmıyor, ne analar var analık yapmıyor değil mi? Hani kardeşler var inanamıyorsun. İşte bir, en son çocuk babasının evini aldı, burada işledik. Yani neler görüyoruz? Önemli olan hani o duyguyu yaşayabilmek. Evet. Yani. Şimdi annenin mesela... peki, annenin bu veremden ölen annesi babası nereliymiş? Bursalı işte. Bursalı, onlar Bursalı aile. Evet. Tamam, annesi babası onun Bursa'da, tamam, veremden ölmüş. Onların da bir akrabaları vardır yani, gerçek dayıların, teyzelerin falan. İşte hiç bilmiyorum. Biz sadece hani bu şekilde duyduk, biliyoruz. Ne araştırıldı? Zaten annem yok ortada. Ne araştırılacak? Hani ya nasıl dağılmış böyle insanlar değil mi? Hani oraya